şimdi zaten arka kısımlarda kaldı imalat. Şeyde aşağıda sahil kısmında çekin. Çok fazla imalatımız yok. İmalat burada kaldığı için gelen müşterilere çözdük en azından. Şimdilik çok şeyimiz yok. Bir tane de öbür tarafa yapmışlar. Bir tane işte oraya geçince oraya getiremiyorlar arkadaşlar. Bura uzak gelir. Görüntü olarak hoş değil ama evet, hani en azından çöpümüz birikmiyor fazla. Ya bir iki tane koyarız sanayi çöpleri için büyük konteynerlerden. Ama şu anda hep beraber sürekli oynadığımız şartlar olur. Acaba bir tane. İnşallah bir tane. Bizim aşağı yukarı tamamen bir 400 metre bu bölgeye bir asfalt. Yaptığımız modellerden bir resim bu. Var mı yapacak bir şeyimiz? Ama biliyorsunuz efendim işte yolumuzda kapımız aydınlatma bir şey yok. Normalde şu direkler çalışmıyor mu bunlar şu an? Yani işte göründüğü gibi. Tamam, çalışsa da yani onları biz değiştiririz şimdi armatürlerini falan. Biraz da direkt sayısını arttırırız. Evet. Çok güzel olur. Tamam başkanım, onu yapalım ya, bir şey değil. Hem yol hem de burada bir meydan problemimiz var. Tamam. Şimdi şu anda bulunduğumuz alan, belediyenin alanını bulacaksın. Tamam. Oldu mu? Aha. Buraya bir meydan. Başkanım, evet. Gereklilikleri söyle. Yani burada biz başkanımızla beraber bu sanayiyi turizme açmak istiyoruz. Tamam. Burada acenteler, burada otobüslerini buraya bırakıp yurt dışından gelen misafirlerimiz, tekneli tersanelerimizi gezmek için hem toplanma alanı hem de burada bir dinlenme, tuvalet ihtiyacını karşılayabilecek bir alan istiyoruz burada. Özellikle İçmeler bölgesinin hem Bodrum'un ekonomisine, Bodrum sanayisine çok ciddi bir katkısı var. Ve burada çok ciddi insan çalışıyor. Büyük bir istihdam kaynağı burası bizim için. Bir taraftan da Bodrum'un tabii binlerce yıllık geleneksel özellikle ahşap yat imalatının halen daha merkezi, kalbi konumunda. O yüzden buraya sahip çıkmak zorundaydık zaten. Bunu göz ardı edemeyiz. Bazı ufak tefek müdahaleler yapacağız. İşte yollarda sıkıntılar var, onları halledeceğiz. Katı atıkla ilgili problemler var, geri dönüşümle ilgili. Onlara bakacağız. Aydınlatmayla ilgili sıkıntılar var. Bodrum'a ve ülkemize ciddi anlamda katma değeri yüksek bir sanayiyiz biz. Biraz imajımızı düzeltmemiz gerekiyor. Sağ olsun başkanımız yoğun programında bize zaman ayırdı. Sanayimiz hep beraber hem Bodrum'uza hem sektörümüze hem de ülkemize örnek bir sanayi haline getirirsek daha fazla çalışmak istiyoruz. Daha Bodrum'a yakışır ürünler, tekneler üretmek istiyoruz. Dolayısıyla teşekkür ederim kendisine başkanım. Sağ ol başkanım. İnşallah en kısa zamanda Bodrum'a yakışır bir sanayi haline getireceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ol.